Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam, Resulullah. Mescidlerde mihrab yasaş hakkında sorabdılar. Bunun sünnette bir asası var mı yok mu? Ve yine hazırki zamanda bir çıkan yengeliklerden biri. Mihrabın bir tarafı Allah ismini, ikinci tarafı ise Muhammed aleyhisselatü vesselam isimlerini yazıp koyuşadı. Hakikaten mihrab bu Resulullah zamanında hem, Abu Bakr zamanında hem, Umar zamanında hem, Osman, Ali radıyallahu anh mecmain. Bunlar da bir tasının zamanında mescidde mihrab degen gibi yok idi. Bu hicri 200. yıllarda peyda bulgen narsa halas. İnsanlar da mescidde kıble tamamı kayırkenliğini kursu koyuşluğu için görüyor ki bir alamet tarzında kılıngen narsa buldu bu. Şunun için hiç kim kilip mihrab kılıçlı kirek yok ki sünnet diyemeydi. Ve hatta ki bu mihrabını bid'at degen ulamalar hem bugün. Cümleden Suyuti rahmetullah buna kengi mihrablarda bid'at degen. Bu doğrusu çünkü bir hadis var. Tabarani vel Beyhaqi sünnetlerde Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma'dan rivayet kılışken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken ekeller ittaqu hazihil mezabih yani el maharib. Manavı kasap hanelerden saklanıyorlar. Yani mihrabda kasap hanelerden saklanıyorlar. Şundan saklanıyorlar degen ekeller. Ana şunu dalil kılıp Suyuti rahmetullah mihraplarda bid'at degen. Lekin aksar ulamalar bu hadisteki mihraptan maksat manavı hazırki mescidlerdeki mihrapmaz degen. Mihrabdan maksat insanlar bir mecliste oturganda insan ulardan hammasidan oldingi chiqib olib bir o'zini ko'rsatib o'tirishligi deyilgan. Hadisda shunaqa sharhlashgan. Mana bu hozirgi zamondagi imom oldinda o'tirib turadigan mihrobi deb bu nazarda tutishmagan. Demak, mana ko'rib turibmizki sunnat deb bo'lmaydi mihrobni. Eng bo'lsa mana bu bir muboh ish deyiladi. Toki insonlarga qibla tomonni ko'rsatib qo'yishlik uchun qayerdaligini insonlar chalg'imaslik uchun qilinadigan ish deyiladi. Buni sunnat yoki mehrobsiz masjid bo'lmaydi degan gap yo'q. Ammo hozirgi kundagi shakldagi mehroblar bid'atligida shubha yo'q. Bu balki qiyomatning alomatlaridan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ogohlantirganlar. Hozirgi zamondagi mehroblarki ya'ni mihrobni qilib, uni ikki chetlaridan ganchlar qilib, uni har xil naqshlar solib, har xil ranglarga bo'yab, mana bu ishlar mutlaqo nojoiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni oddiy bir yo'l-yo'l kiyim kiyib namoz o'qiganlar. Shunda namozdan keyin bu kiyimni yechib otib, "Idhabu bi qamisi hadha ila Abi Jahm va tuni bi ambijaniyatihi." Namozdan keyin aytganlarki, "Mana ko'ylakni olib boringlar-da Abu Jahmga beringlar." Keyin buning o'rniga Abu Jahmning ambijoniya ko'ylagini menga olib kelinglar deganlar. Nima degani bu hadis? Bu yo'l-yo'l kiyim bo'lgan. O'sha Abu Jahm degan sahobiy Rasulullohga hadiya qilgan bo'lgan. Rasululloh aytganlarki, "Olib borib beringlar bu yo'l-yo'lini. Menga yoqmadi yo'l-yo'li. Namozda chalg'itayapti meni" deganlar. Shuning uchun olib boringlar-da menga shu bir xil ranglisidan olib kelib beringlar ko'ylagidan deganlar. Qarang, bir ko'ylakni hali chiziqlari bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarib shuni hozir berib yubordilar. Chalg'itayapti meni deb. Yoki Oyisha radhiyallohu anhuga aytganlar. "Amiti anni khiramaka hadhihi fa innaha shaghalatni an salati." Mana pardangni meni oldimdan tort deganlar. Namozda meni chalg'itayapti. Parda yo'l-yo'l har xil chiziqlar bo'lgan parda bo'lgan. Sahih hadis bu ham. Demak, mana shu narsalarda uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir namozdan chalg'iyotgan bo'lsalar, endi siz tushunib oling, nega bizning namozlarimizda xushuv yo'q. Bunaqangi mihroblar har xil shakllar yoki hozirgi kunda joy namozlar, har xil shakllar inson namoz o'qisa, har kimning shakli bilan ovora bo'lib qarab qoladi. Mihroblar ham xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Mana bu ko'rinish albatta bid'at. Rasululloh bundan ogohlantirganlar, qiyomatning alomati bu. Zuhrufatul masajid, masjidlarni bezashlik qiyomatning alomatlaridan. Inna min ashratis sa'a an yatabaha an-nas bil masajid deganlar. Qiyomatning alomatlaridan biri insonlar masjidlar bilan faxrlanib qoladi. Hozir odamlar shunaqa
bir ülkelerde İslami ülke ikenliğini şu mescit bile ölçeydi. O şundi dengilleme mescit bu karara yine demek ki senge deydi. Bu İslam buladı mı? Alameti şu mu İslam'ın fakat? Kuruk taş mı? İçinde huvullab yatıptı. Hiç iman nuru yok. Bu karara mescit buladı. Kıyamette alametlerden biri de gelirler bana bunu. Bunlar hangi kalıp mihrablarda ziynetlenilmeydi. Demek mihrab mana shuna qan kayfiyatda bo'lsa bidat bo'ladi. Ammo shunchaki mihrabni o'zimas. Ammo mihrabni yoniga bir tomonga Alloh lafzi, ikkinchi tomonga Muhammad alayhisalomning ismini lafzi qo'yib qo'yilishligi bu ish ham xato. Go'yoki bu sanaviyalarga o'xshab qoladi. Sanaviyalar degani ikkita ilohga sig'inuvchilar. Oldidan shu ikkita ilohning ramzi turadi ularda. Biz Muhammad Aleyhisselam'ını uzun uğruna koyamız. Hürmetsizliği kıymayız o kişiye. Doğru. Lekin Allah'ın ismi derecesi de o kişinin tinglab koymayız. Bunun delili karayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kişinin iştikeller. Maşallah ve şey itedip yapırken. Allah haklısa ve siz haklısa izdip yapırken. Şimdi Resulullah Ece'alteni lillahi nidden Kul maşa Allah vahde. Sen beni Allah keten yıkıp koy diyeyim diyenler. Allah haklısa ve siz haklısa deysen. Allah haklısa yalgız diye etkin diyenler. Ya ki bulmasam Allah haklısa deyende. Sonra kiyin ve siz haklısa izem de etkin diyenler. Bitti kılva et var mı? Allah haklısa ve siz haklısa de. Beni Allah ketenleştirip koyma diyenler. Çünkü asoslangan holatda aytilyapti ki bunaqangi qilib Muhammad Aleyhisselam'ın ismini, Allah'ın ismini yoniga qo'yib qo'yishlik Muhammad Aleyhisselam'ını Allah'a tenglashtirishga o'xshab qoladi. Niyat u birda rol o'ynamaydi. Meni niyati unaqa emas degan gap. Har ikki sahobiyda ham niyat shunaqa emas bo'lgan. Ya'ni Allah'ını, rasulini ikkalasini bir-biriga teng demagan u ham. Shunchaki lekin kalom aytilganda tengga o'xshab qolyaptimi? Alloh va siz xolab deganda, tamam shundan qaytargan Rasululloh. Ve bana bu suret hem hazır. Bir tamamen Allah lafzını, iki tamamen Muhammed Aleyhisselam ismini az koyuşluk. Şu ikilesi tenge okşap kola yaptı mı? Tamam şuna kaytarlardı. Bu adamın niyetine karar mıydı? Resulullah'ın hürmet kılıp şuna kayın ismini ölmezki açlık bile bu mıydı? Hazır bu geplerde içtip kümdür öpkesini yorulup çıkardı da sen ne ki Resulullah'ın ismini hakaretli yapsan açlık ruhsat bilmiyor. Resulullah'ın ismini açlıkmez. O kişinin hürmet kılış. Bana bunu delili Hudeybiye sulhuda müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini uçuramız diyen. Muhammed Resulullah diye yazmakçı bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu öyle eğer seni Allah'ın Resulü diyenimizde senge hiç bu karşı çıkmadan bulardık. Muhammed ibn Abdullah diye yaz diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a getirdiler. Uçur diyenler. Muhammed Resulullah diyen cahini. Ali radıyallahu anh'ın kendi uçuramayın ya Resulullah diyenler. Uçur diyenler. Bana karayın. Demek gap Muhammed Aleyhisselam düşünce ki bana şu yazı odaki hürmet demez. O kişinin etkenliği amal kılıçtı. Ali radıyallahu anh'ın uçurmakenden ki Resulullah şapa kullarını alıp kaynadı Resulullah diyen cahaya diyen. Kürsüken anı şu cahaya uçur diyenler. Demek Resulullah'ın isimlerini uçuruş bilen Resulullah'la ilgili kalıp kalmaydı. Ya ki o kişinin ismini yazış bilen o kişinin hürmet kıyken bu kalmaydı. O kişinin sünnetine ergeçliği bile o kişinin hürmet kılınlar. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. Ayetin Allah'ın aşkı olsaydı. Menge ergeçliler dedi. O kişinin ergeçliği bile bular. O kişinin ismini asıp koyuş bile bu mıydı? Hemen de hali geçirmeden şu derecede uzayın peygamberde hürmet kılı yaptı. Yahudlar Musa Aleyhisselam'ın hürmet kılı yaptı. Nasıl İsa Aleyhisselam şu derecede hürmet kılı. Öyle derecesi kütler vardı. Ha bu ularga fayda verdi mi? Yok. Demek Peygamberde hürmet kılış, o kişinin ismini anakalı asıp koyu istemez. O kişinin buyruğu ki irgeç. Allah'a emanet.